Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Kıymetli basın mensuplarımız, saygıdeğer katılımcılar, değerli yol arkadaşlarım ve bugün bizi ekranlarından izleyen değerli hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, hepinizi İstanbulluların evi Saraçhane'den sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önemli konular var. Sizlerle bu buluşmayı ve bilgilendirmeyi önemsiyorum. Evet. Hüseyin Çetiner, İstanbul Times Medya Grubu. Sayın Başkanım, biz siyasi sokak röportajı yapıyoruz. 31 Mart'tan bu yana İstanbul'un 20 ilçesinde yaptık. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? İstanbul'un en az çıkan %65 erken seçim istiyor. Daha 2 gün önce Pendik'te 200 kişiye sorduk. %80 çıktı. Siz bugüne kadar hiç ifade etmediniz. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Çünkü biraz önce ekonomik göstergeleri bahsettiniz. Vatandaş gerçekten 12 bin lira daha maaş alacağım. Pendik'te 25 bin lira daire kiraları var diyorlar. 3 liralık yerler 10 milyara çıktı. Yani gerçekten feveran çok büyük. Yani %80-90'lara kadar halk bir seçim istiyor. Siz de bugüne kadar duymadık. Bir erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Teşekkür ederim, saygılar. Evet. Tabii özenli gayretiniz için teşekkür ederim. Bu arada sokakta bu tarz röportaj yapan, bazen de bir takım tehlikelerle de mücadele eden basın emekçilerinde görüyorum. Özenli bir iş bu, zor da bir iş. Ama aslında sesin çıktığı yeri zaten duyurmuş oldunuz. Yani bence sesin esas çıkması gereken yer toplum. Yani toplumdan önce bunu muhalefetin, ki biz yerelde iktidarız, genelde ana muhalefet partisiyiz, milletin bu sesi çıkarmasından önce bu sesi çıkartmak farklı anlaşılabilir. Ama milletimiz şayet bu sesi çıkartıyor ve bunu tespit etmişseniz, tabii ki bu kamuoyu büyüyecektir, olgunlaşacaktır. O kamuoyun olgunlaşan sesi olma konusunda da başta partimiz, başta parti yönetimimiz, ki parti meclis üyemiz burada, onların oluşturduğu kurul, genel başkanımız üzerinden gereken mücadele ve ses çıkarılacaktır diye düşünüyorum. Süreci biz de özenli bir biçimde takip ediyoruz. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerden birisi olan Esenler Dört Yol Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Onu ben bilmem ya. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Yok mu efendim? Var. Var. Acilen. Var mı yok mu? Var. Hemen seçim. Kesinlikle var abi. Vallahi ihtiyacı her zaman vardır. Her zaman var. Yok. 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 Peki AK Parti 23 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Evet. Adaletli bir şekilde yönettiğine inanıyor musunuz, memnun musunuz, değil misiniz? İnanmıyordum. Memnun değilsiniz. Değilim, evet. Ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kimi var diyor, kimi yok diyor. Sizce var mı yok mu? Kesinlikle var. Neden efendim? Ya ülke batmış durumda, daha neden? Diyorlar ki kafe dolu, cadde dolu, lokanta dolu, para var. Gözüm hemşerim, şimdi sen 85 milyon ülkede 20 milyon paralı adam olursa da olur. Şimdi burası 20 milyonluk ülke. Şimdi, milyon paralı. Ha, ya şimdi Esenler'de, Esenler'in nüfusu işte aşağı yukarı 700 bin. Ya kardeşim işte %10'unda 100 bin insanda para varsa da olur. 100 bin, zaten 100 bin insan kafeye gitse her taraf dolar, yer kalmaz. %90'a bakmak tabii lazım. Tabii ya, sen buna kafe doluymuş. Dolur tabii 85 milyon olur ülkede. Erken seçim acil için. Gidemeyenlere baksınlar, gidemeyenler. Hemen derhal seçime gidilmesi lazım. Hangi gerekçeyle seçim var diyorsunuz? Hangi gerekçeyle var mı ya? Gidip bir çorba içemiyoruz, bir çay içemiyoruz artık. Hayat, gerekçesi var mı? Şart. Açlığa mahkum edilmiş insanları, ölüme mahkum edilmiş emekliler. Diyorlar ki kafeler dolu, caddeler dolu, sokaklar dolu.
Para yok diyenler yalan söylüyor. Sokakta dolu insanlar ama geziyor. Kimse bir şey aldırıyor. Eskiden ellerinde su vardı, şimdi su da yok insanların elinde. Su 10 lira. Su bile içemiyor insanlar. Dolaşıyor insanlar. Bu kent seçime ihtiyaç var mı yok efendim? Bence var. Neden var? Evet. Neden var? Gerekçeniz ne? Çünkü hayat durdu. Yani insan evet ekonomi hayat durdu. Yani ekonomi değil. AK Parti dedi ki bir sene önce seçim olmuş. Niye seçim olsun? Millet 5 yıl bize yetki, bir senemiz gitti. Daha 4 senemiz var diyorlar. Ne dersin ona? Ya hepsi palavra ya. Palavra. Hepsi... Bak ben diyeyim var diyeceğim. Var tamam. Var. Neden var? Neden var? Bu adam yiyip batırıyor. Ülke batmış. Çiftçi mazot, arpa, gübre üreten. Bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var mı? Yok. Yok. Yok efendim. Yok. Peki bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceksiniz? Bunu vallahi düşünüyorum artık da. Kararsız mı? Çok var, acilen var. Merhaba abi. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Yok abi, niye olsun? Tamam. Niye olsun abi? Anlatayım ama niye olsun? Sorsan abi niye? Neden yok? Abi emekli maaşımız güzel. Tamam. Dünyanın her tarafını geziyorum. Kira veriyorum. 4 tane çocuk var. 4'ünü de okutuyorum üniversitede. Yani güzel yani. Abi ironi yaptın, güzel. Şimdi gerçekten yok. Var mı yok mu? Yok abi, çok güzel memleketimiz. Tamam, geçiniyorsun. Demek emekli maaşın çok iyi. Kaç para emekli maaş alıyorsunuz? Abi Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Gül gibi geçiniyoruz. 12,5 milyar maaş ya veriyor. Çok güzel. Çok güzel yani. Kimse almıyor bu parayı. Yani ben 12,5 milyara kiramı da veriyorum. En kral lokantalarda tatil de yapıyorum. En kral yerde yemek yiyorum abi. Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Ben çok iyi buluyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Evet. Abi ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı? Var. Var. Abi artık götüremiyorlar. Götüremiyorlar. Yeter artık ya. Muhalefet daha hızlı bastırması gerekmez mi? Aynen bastırması lazım. Gevşek davranıyor gibi. Çok gevşek davranıyorlar. Çok hep gevşek. Bir miting yapıp seçim. Bak ben emekliyim. Vallahi yemin ediyorum var ya. Utanıyorum emekli olduğuma ya. Abi seçim olsa değişir mi? Değişecek %100. Çavalın ama hiç de iyi değiliz. Neden, emekli miyiz? Emekliyiz. Yeter zaten. Efendim biraz önce bir emekli dedi ki ben Avrupa'ya gidiyorum dedi. Emekli çok iyi dedi. Allah reise zeval vermesin dedi. Emekli 12,5 para alıyor dedi. Bu çok iyi para. Onun aldığı paraya göre dedi. Biz alıyoruz asgari ücret. 12,5 alıyorum dedi. 12,5. 12,5 biz de 12,5 alıyoruz. Yetmiyor. Ya ne yetmiyor? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime. Yeter diyen bu adam ha. Acilen ihtiyaç var erken seçime. Acilen. Niye ihtiyaç var? Niye ihtiyaç var abi? Abi sen emekliye sen dipsiz kuyu yaparsan emekliye diye at gidiyor dipsiz kuyu diyor. Seçim olsa değişir mi? Değişir. Gene seçim erken olsun diyenler var. Ya şimdi şöyle abi, biz genç olarak ekonomiden hiç memnun değiliz. Yani Tayyip'i çok seviyoruz ama biz bir arkadaşlarımızla dışarıya çıktığımız zaman gönül rahatlığımızla ne yemek yiyebiliyoruz ne yiyip içebiliyoruz. Ama 23 yıldır Tayyip Erdoğan yönetiyor. Niye seviyorsunuz ama? Yani şimdi yani şöyle abi, tutuklanmak istemiyorum. Çok gencim. Ha. Henüz okuyacağım. Çok ileri yaşlarım ve polis olacağım bu arada. Eyvallah. Yani abi şimdi şöyle hani. Gençler yemek yemiyor, restorana evet, giremiyor. Evet abi ben yemiyor. Okuyorum aynı zamanda da öğlene lise kadar. Misiniz? Ben lise son sınıfım, staj göreceğim. Aynı zamanda ben okuyorum. Aileme yük olmak istemiyorum. Ailemin durumu iyi. Hani Allah'a şükür açlı değiliz, açıklı değiliz ama abi ben genç olarak gezmek, tozmak istiyorum. Benim yaşıtlarım her gün kafedeler, şuradalar, buradalar. Ben de öyle olmak istiyorum. Benim eksiğim ne ki abi? Ama hayat şartları hani geçen sene, aynen abi geçen sene ödediğimiz fiyatlarla şu an ödediğimiz fiyatlar bir değil. Ben bunun sebebini çok merak ediyorum. Asgari ücrete zam geliyorsa asgari ücret bizim için ekstra bir avantaj olması gerekiyorken neden sürekli mesela her şeye zam geldiği zaman her şeye zam gelmek zorunda kalıp? Var mı yok mu? Kesinlikle. Neden? Ortam var, her şey ortada. Her şey ortada. Yani fazla girmek istemiyorum. Peki. Çok zor abi ya. Gerçekten. Çok zor. Zor. Geleceğini düşünmek o kadar kaygı yaratıyor ki. Erken seçime ihtiyaç var diyen var, yok diyen var. Sizce erken seçim olmalı mı olmamalı? Genel seçim. Bence olmalı. Olmalı. Efendim ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu genel seçim? Var. Var. Bizim bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Çok geçti bile, çok acil. Evet. Tabii ki. Hemen? Yönetimi görüyorsunuz, pahalılığı görüyorsunuz, halk kıvranıyor. Bu baştakilerin ondan haberi yok ki. Var. Neden var? Ya yönetim çok kötü yani. Yönetemiyor mu artık? Tabii canım. Seçim olsa değişir mi hükümet? Değişmesi lazım, değişir.
teşekkürler. Allah abi razı olsun. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bence var. Bence belediye seçimlerinden hemen sonra olması gereken bir konuydu. Olması gereken evet. Neden abi? Bence muhalefet ya istemiyor ya hazır değil. Muhalefeti bastırması lazım. Bastırması lazımdı. Bizzat CHP tarafından bastırması lazımdı. Seçim mutlaka. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Siz de iyisiniz. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Ülkemizin erken seçime ihtiyacı hemen var. Neden? Tamam. 2.3'te neden açıklama buyurun? 2.3'te koyuyorum ve devam ediyorum. Ülkenin iktisadi durumu ortada. Hükümet diyor ki uçuyoruz. Yollar, köprüler, barajlar, İHA'lar, SİHA'lar. İHA'lar, SİHA'lar, köprüler olmalı. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Tamam kardeşim, hizmettir. İktidara geldiğinde hizmet edeceksin. Zaten bunlar mecburidir. Ama ülkenin iktisadi durumu nerede? Eğitim nerede? Sağlık nerede? İnsanlar efendim nerede? Ben sorayım. Sağlık nerede? Ekonomi nerede? Eğitim nerede? Ya sağlık zaten bitmiş batmış. Eğitim zaten yok. Eğitim sıfır. Bakın 500 bin nüfusu olan bir ilçede biz şeyi bize aşağı indirelim dedik. Bakın iki tane lise var. İnsanlar kendi çocuklarını götürüp okula kayıt etmiyor. Abi gerçekten Esenler'de iki tane mi lise var? Evet. Olamaz ya. İmam Hatip'e yönlendiriyorlar. Ya kardeşim. Bunları saymıyorsun. İhtiyaç. Büyük lise. Ya şimdi geçtiğimiz insanlar girdiler sınavlara değil mi? Kaç kişi ya bu eğitimin olduğu yani iflas ettiğinin şeyi değil mi? Peki yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Yaşam zaten bizim için bitmiş. Verdikleri zam yok. Enflasyon aldı başını gidiyor. 50 liraya aldığımız şey 200 lira şimdi. Peynirin kilosu 400 liradan aşağı peynir yok. Zeytin. Abi TÜİK öyledi mi? TÜİK öyledi mi ya? Ben şimdi merak ediyorum. TÜİK muayene 5 lira. Çok teşekkür ederim TÜİK'e. TÜİK market nerede? Bu TÜİK marketin nerede olduğunu bize de söyle. Alışveriş yap deriz. Biz de gidip oralarda alışveriş yapalım. Hakikaten TÜİK'e sesleniyoruz. TÜİK'e sesleniyoruz. Yani market nerede? Bize. Hangi markettir? Ya da kendi marketleri mi, kendi imalatları mı var? Dur da söylesin. Ya mayine ücreti 34 liraymış. Mayine ücreti 34 lira. Hakikaten 34 lira. Nerede mayine ücreti? Ya göz mayinesi için gidiyorum 1000 lira. 1400 lira. Vallahi göz... Devlete gittim 10 tarihine gönderdim. Olmaz. Ya şurada göz mayinesi için gidiyorduk. Diyorlardı ki emeklilere bedava. Şimdi gidiyoruz 1000 lira mayinesi alacağız. Bırakın evet. Gözlük soruyorum, gidiyorum diyorum ki yaptırsam kaç lira? 15 bin lira. Ya kardeşim ben... Bak, emekliye görme, duyma, yeme, içme diyor o zaman. Yemeyeceksin, içmeyeceksin, yaşamayacaksın. Oturacaksın. Peki hükümet üyeleri diyor ki bir sene önce seçim olmuş, %52 almışız, daha 4 yılımız var, kimse konuşmasın diyorlar. Abi biraz kenara çekil. Ya, daha 4 yılımız var diyorlar. Yeni seçim ya. Oldu, 4 yıl var da sen şimdi 1 yıl, 1,5 yıl geçti, sen ne yaptın? Ne yaptın, nereye? Enflasyonu dedin ki düşüreceğim ben. Nas dedin, ananas dedin, bilmem ne dedin, düşüremedin. Bu pazar seçim o hangi partiye vereceksin? Cumhuriyet Halk Partisi. Sen sorma. Sağ olun. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen seç. Bence kesinlikle var. Neden efendim? Çünkü yönetimden pek memnun değilim açıkçası. Değişirse belki iyi olur umuduyla değişir. Aynen öyle. Kesinlikle değişmeli bence ya. Çünkü ülkemiz bence gittikçe kötüye gidiyor. Bu özellikle sosyal medyanın erişim yasağından dolayı ilk başta olmak üzere. Gerekli alınan kararlar, gerekli çıkarılan yasalar ben doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tamam. Seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Bence var ya. Hemen olsun. Evet. Peki bu pazar seçim olsa siz oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanına vereceksiniz? CHP kesinlikle. CHP. Evet. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Hayır asla. Memnun değilsin. Asla çünkü ekonomi. Ne oldu ekonomi? Ekonomi sadece ekonomi değil sonuçta sosyal medya erişim engeli de var ve insanlar orada sadece video içerik üretmiyor çünkü insan orada ticaret de yapıyor, alım satım yapıyor sonuçta. İnsanlar geçimlerini de karşılıyor orada. Ama diyor ki işte ülkemizin kanunlarına uymuyor, Atatürk'e hakaret etti, bir sürü şeyler diyorlar. Gençleri diyor, çocukları falan filan, bir sürü şey sürüyorlar öyle. Öyle bir şey yok ki, olsa da zaten millet sesini çıkarıyor Atatürk severler. Böyle bir şey yok. Aynen. Teşekkür ederim. Esenler'de mi oturuyorsun? Esenler'de oturuyorum. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ülkemizin erken seçime ihtiyacı yok. Çünkü neden? Neden? Bakıyorum ki tüm yurt dışındaki Türk düşmanları, Türkiye düşmanları, bayrak düşmanları hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. O yüzden Tayyip Erdoğan desteklemiyorsa
O yüzden Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı yok. Çünkü ben şu ülkede ne bileyim çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim, takip ediyorum. Şu ülkede, şu ülkecinin Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları, AK Parti'nin yaptıkları yani. Emekli diyor ki onu... Hayır ben taraf tutmuyorum. Elektrik faturamı, ben yalan konuşuyorsam burada yazıyor kerametimi. Ben biraz şey tutmuyorum. Karadeniz'de olduğum için biraz şey konuşuyorum. Ben de Konyalıyım. Ben taraf tutmuyorum. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Efendim? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var tabii ki ya, olmaz olur mu? Erken seçime ihtiyacı var. Var. Evet. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceksiniz? Ben şu anda hiç kimseyi düşünmüyorum. Kararsız. Şurada kültür merkezi var. Bir dakika sus. Bir dakika sus ya. Bir dakika sus. Makanın başına şurada duracak. Kültür merkezi var. Bir dakika sussene. Bir dakika sus. Şurada kültür merkezi var. Neden bizim Türk gençleri aç susuz sokaklarda dolanıyor, orada çalışmıyor da yabancı çocuklar çalışıyor? Kültür merkezi yabancılar mı çalışıyor? Evet. Neden? Afganlar mı neler çalışıyor? Neden? Niye bizim bu gençlerimiz orada belediyede çalışmıyor da Afganlar çalışıyor? Size diyorum ki ne? Neden bizim belediyemizde bir tane Türk gencimiz gidip de kültür merkezlerinde çalışmıyor da yabancılar çalışıyor? Ben kültür merkezini bilmiyorum. Kültür merkezini bilmiyorum. İşte bilmeden konuşmayacaksın. Ana neden? Ana neden? Ne kadar ben yemekçiyim. Anadolu 44 Petrik. Anadolu 44 yemekçiyim ben. Bana neden? Bana Malatyalılar da çalışıyorum. Sen neresin? Neresinden? Yüzyıllı, kale. Benim patronum da Pödürceli. Konuşuyor. Anadolu 44 yemekte çalışıyorum. Bizde bir tane Türk yok, Türkler gelmiyor. Artık Suriyeliler çalışıyor. AK Parti'ye kesinlikle bir daha ölsem gene oy veririm. Vermem. Daha önce verdiniz mi? He? Daha önce verdiniz mi? Vermedim, bu saatten sonra da vermem. Nasıl abi, anlamadım. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var. Yok abi, erkeklerden bir şey olmuyor. Bak, erken seçim değil, erken seçim. Lazım abi. Kadın diyor ya çalışmıyor diye çocuklar. Allah Kur'an çarpsın, çalışmak için okulu bıraktım. Yemin ederim sabah 9'dan akşam 9'a kadar çalışıyorum. O kadın şimdi gelsin gitti ama öğrenciler çalışmıyor diyor. Bak kültür merkezinde Afganlar çalışıyor. Biz daha geçen gittik, kavga ettik. Yine bak kavga etti, bıçak çekti bir tane Türk vatandaşına. Yine orada torpille oldu diye çalışmaya devam ediyor. Evet, Afgan çalışıyor. Garson. Bak şu kültür merkezinde biz gittik, şikayet ettik. Yine çalışıyorlar. Erken seçime ihtiyaç var mı? Vallahi gerçekten Türkiye'de erken seçime bence ihtiyaç yok. Çünkü neden? Değişen bir şey yok. Erken seçim olmalı abi. Olmalı. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceksin? CHP veririm abi. Atacağım. Erken seçime ihtiyaç var mı? Benim soruma cevap verirsin. Sen benim demek abi. Ben sabah duruyorum, sabah elimde. Sabah Allah hayırlı işler versin. Ama belediye bırakmıyor. Ben, ne yapayım, ben belediye başkanı mıyım? Bak, ama sen dinlemek ya abi. Ben sana soru sordum, erken seçim lazım mı değil mi? Cevap vereceğim mi vermeyeceğim? Sen beni dinlemek ya abi. Sen beni dinliyor musun? Yok. Dinmiyor, olma koy, sen bırak. Teşekkür ederim. Ki ben sana çözüm bulamam. Bak, belediye başkanı... Ben sana bir şey soruyorum. Sor. Ben diyor ki ben seni soruyorum, elimde. Hiç tamam. Bir yere koymuyorum. Burada belediye beni burada koymuyor yolda. Ben ne yapayım söyle. Ey belediye başkanı. Abi niye Kastamonu sarımsağını satmaya müsaade ediyorsun? Hayır, onu soruyor. Ben yere dökmemiş bir şey ama yerinde müsaade edin satsın. Oldu mu? Ben sana soruyorum. Tamam söyledim, oldu mu? Tamam. Tamam. O zaman biz de... Erken seçim lazım mı değil mi, onu söyle. Değil o zaman. Değil. Peki ihtiyacı var mı? Var. Var. Ne demek? Var, hem de acil var yani. Niye? Abi öyle bir adaletsizlik bir sistem var ki her şeyi bu halkın sırtına yüklüyorlar. Fakir alt tabakanın sırtına yüklüyorlar. Zengine veriyorlar. Yani şu anda herkes işsiz güçsüz. Seçim olsa değişir mi? Seçim olsa biraz geç değişir ama değişir. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Şu an gündem söz konusu olduğunda bence var. Yani seçim demesek bile bir referandum en azından söz konusu olmalı. Erken seçim olsun diyenler var, olmasın diyenler var. Yok yok. Yok. Var. Var. Tamam. Esenler gibi bir yerde 22,5 milyar kira veriyorum ben. Tamam mı? 22,5 milyar kira veriyorum ve güzel yaşamak istiyorum. Bodrumlarda, birinci katlarda yaşamak istemiyorum ben. Ben Türk vatandaşıysam bu benim hakkım. Kim yaptı? Ben Instagram'da çalışıyorum. Kimin yaptığı zaten belli. Yeter artık. Artık Instagram'da bizim 5 yıldır emek verdiğimiz işletmemiz 10 gündür biz iş yapamıyoruz. Elindekiler ne kadar? Saplı tek laklık ayıracaksın. Bu poşet şu anda 400 lira. Sadece maydanoz var içinde. Instagram senin için bir ekmek kapısı. Tabii ki de ekmek kapısı. Bana bir şey soramazsın, ben kendi hakkımı konuşuyorum. Hayır. Sen nasıl kirada oturuyorsun, nasıl geziniyorsun? Merak soramazsın bana. Kocam köpek gibi çalışıyor.
Kocam 12'de gidi. Dinle beni. Beni dinle. Beni dinleyeceksin. Kocam köpek gibi. Bir dakika susar mısın? Şu ellerimi görüyor musun şu ellerimi? Bak bu ne? 63 yaşındayım ben. Dur röportaj veriyorum korkma. 63 yaşındayım. Aha ablam geldi. Saat 2.30'da işe gidiyorum anlıyorum. Bir dakika bekle. Kocam 12'de işe gidiyor. Gündüz gece 3.30'da geliyor. Ne çoluğunu görüyor ne çocuğunu görüyor. Köpek gibi çalıştığı için o kirayı ben veriyorum. Yönetilemiyormuş ya. Ona da siz karar verin artık. Bak sor. Hangisi? Erken seçim lazım mı değil mi? Tabii ki de lazım. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Çalışmam. O zaman karar veririm. Şimdi ben burada hakkımı savunduğum zaman gece beni alırsınız kelepçeyle. Hiç gerek yok. Bu köpeklerin ahları da bize dönecek. O köpekler var kim alıyorsa artık. Yeter. Bak ben 27 yaşındayım. 27 yaşında üniversite okumuşum. Kendime ne istediğim işi bulabildim ne de güzel bir hayat yaşayabiliyorum. Yeter artık. 23 yıldır AK Parti yönetiyor. Bir tane çocuğum var. Bugün okula yazdırdım. 2,5 milyar tek çocuğa para verdim. Devlet okulu. Bunu da yayınlayın. Devlet okulunda tek çocuğa... Çok sinirlisin korktum tabii ama. Tabii ki zorunluyum. Dekoltumu da göstereyim sana. Tek çocuğa 2,5 milyar verdim ben. 20. Devlet okulu. Bunu ben tanımazsın hemşerim. Bak Trabzon'da hemşerim. Trabzon'un krallığı İmamoğlu. Trabzon'dan benim arkadaşım geldi. Trabzon'da. Ya benim köylüm İmamoğlu. Benim köylüm İmamoğlu. Konuşma be. Abiciğim, canım abim. Sen seçime ihtiyaç var mı? Bugün olması lazım. Bugün. Dünya bitmiş artık ya. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Tayyip Yunanlılarla Tayyip Erdoğan yan yana Yunanlı koysun burada. Bak Yunan. Niye o kadar düşmanım? Yunan koysun. Yunanlıya veririm, Tayyip'e vermem. Niye bu kadar kızgınsınız? Türkiye bitti. İnsan hayatını bitti. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Ya Nalan yavrum memnun musun değil misin kelimesi bile söyleme nefret ediyorum ya. Ya nefret ediyorum ya. Adalet var mı yok mu? Ne adaleti? Hangi adalet? Adaletsizlik, dinsizlik her şey diz boyu. Türkiye nereye gidiyor abi? Türkiye batmış gitmiş nereye gidiyor? E uçuyoruz diyorlar köprü yol. Uçuyorlar tabi belirli insanlar uçuyor. Ablacım nasılsın? İyiyim çok burada şükür. Burada mı oturuyorsun? Burada oturuyorum. Yaşam, geçim, hayat nasıl? Vallahi yaşam diye der, geçim diye der. Zor mu? Zor. Zor. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime ihtiyaç gelince var. Ortalık düzelecekse var. Düzelmeyecekse yok. Yok. Peki. Önce seni peki. Ben geleyim. Evet. Öğrenci misin? Evet abi öğrenci. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 8'e geçtim abi. Yaşam, geçim, kantin fiyatları nasıl? Abi kantin çok kötü. Kantinden eskiden alırdım tost 10 liraydı. Şimdi kantine gidiyorum bir tost olmuş 50 lira. Ben ne yiyeyim abi? Ekonomi krizine mi vurdu? Ne abi ekonomi krizi? Ekonomi krizine vurdu kantinleri fiyatlar artınca. He ya hiçbir şey alamıyoruz abi. Okul harçlığım 50 lira. Biriktiriyorum gidiyorum kendime dışarıdan alıyorum daha iyi abi. 50 lira mı tost kantinleri? Evet abi ya 50 lira tost mu olur? Zor. İçinde kaşar yok, sucuk yok, hiçbir şey yok. Sade ekmek 50 lira. Vay be. Ya. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Türkiye'nin hali boka gidiyor. Boka saracak abi. Kuzey Kore'ye başladık. Instagram yok, Roblox yok. Neye başladık? Kuzey Kore'ye dönüyoruz abi ya. Roblox ne oluyor? Ben ilk kez duydum onu ya. Abi, Roblox abi Roblox. Böyle oyuncular, oyun abi ya. Oyun oynuyorlar. Ama ahlaksızlık yapmışlar orada diyorlar. Yok abi ya ne ahlaksızlığı. Niye kapatlar o zaman? Abi bazı veletler gidiyor tövbelik oyunlar yaratıyor onlar da oynadığı için öyle kapantılar i̇şte ya. Ayıp bir şeyler oynuyorlar ya anneleri falan denek. Dur iş zora mı gidiyor? Ne? Kuzey Kore'ye mi döndü diyorsun? Evet abi ya her şey yasak. Sen nasıl görüyorsun hayatı? Valla her şey çok pahalı bir şey alamıyoruz. Kantin de pahalı. Aynen bir tane. Instagram'ın var mıydı senin? Yok abi. Neyin vardı? Roblox'un mu vardı? He Roblox oynuyordum abi. Roblox'un oyun mu? Oyun ya abi bir sürü oyun var içinde abi yani. Niye kapatlar onu? Ha, abi böyle bazı abi küçük çocuklar var. İşte anneleri falan gelmiş böyle denetlemedikleri için onlar da bilmeden giriyorlar böyle oyunlara. Kötü oyun değil mi? Teşekkür ederim abi. Bizim videolar denk geliyor mu YouTube'da size? İzliyorum abi. Nasıl denk geliyorum. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Efendim ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var abi kesinlikle neden var. Neden var? Abi ekonominin durumu ortada. Yani belki değişir. Anlatmaya gerek yok. Herkes yaşıyor yani. Belki kurtuluruz. Peki efendim merhabalar. Merhabalar. Esenler Dört Yol Meydanı'ndayız. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Neden var? Memnun değilim. Değişsin belki düzelir. Tabii. Ya o da düzelmez ben sanmıyorum ama yani hiçbirinden memnun değilim. Birini değil olsun. Ya söylüyor CHP'de yapacağım falan. Benim tek sıkıntım emekli. YouTube, Facebook izliyor musun? İnternet. İzliyorum. Bizim videolar değil mi İstanbul Times TV? Sokak röportajları yapıyorum. Daha önceden geldim. Peki.
Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence var. Var. Erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu? Ya devlet başı ya da kuzgun leşe.